DP Beşiktaş yine eşit gibi sanki. Bu arada Yasuo'yu... Ne diyorsun? Ya en eşit maç buydu bugünkü. 6-6, 5-7 var. En azından skorla eşit. Yerleri kısa, çok kötü ama 2-10, 10-2 falan ne yani. Ama bu, avantajı ama bu Rek'sa'ya çok olanak sağlar. Rek'sa'yı çok aktif hale getirir ama, ve... O mu? Evet, onunla kaldılar. Şu anda Rek'sa'yı için... Ama bak bu maçı kim yandığını bilmiyorum mesela. Çekişmeli geçmiş olabilir. Yoksa Fenki'yi iyi tutturmuş. Bu arada Sıçra ile birlikte bu oyun. Ragnar'ın üzerine gitti. Ragnar, hemen Crystal kankisi geldi. Yine bir harika bir Sıçra Fenki'den. Şimdi Rek'sa'yı ultisini kullanıyor. İlk kanı dökmeyi başar Sangwan. Yine havaya savurdu Crystal'ı. Ama işte Ragnar burada ne kadar ölmüş olsa da zombi formu. Adam ölüsüyle sikiyor arkadaşlar. Ragnar ölüsüyle sikiyor. Daha çok iş yaptı ve bir anda tersine döndü. İki skor Ragnar'da. Yani bu ne demek? Bu ne demek? Junior Elvin diyoruz adama. Benim ölüm bile ne demek? Ha? Siker. Yok diyebiliriz daha doğrusu. Şimdi Farfetch, Holy Phoenix ile birlikte vade alametine geldi. Sangwan Ragnar'ın üzerine gidiyor. Ragnar'ın sıçrası yok ama Crystal yine buraya yakın. Ragnar şimdiden yarışandan fazlasını kaybetti. Farfetch koskoca Sion'u ham yapıp servis etti takım arkadaşlarına. Sangwan buraya kadar Allah değil Allah bir Allah. Kez daha skor oluyor ya, Ragnar'dan. Kal. Bu arada Ragnar'ın da buraya gelmesi. Adamın jungle ihtiyacı var biraz Mert. Orada Crystal'ın canı bayağı yandı. Crystal düşmek üzere orada. Korpsun ultisi işine yaramayacak. Atakan bu nasıl bir ölüş kardeşim artık ya. Bak işte Atakan'ın öleceği nereden belli biliyor musunuz arkadaşlar? Duruştan sağ sol yapıştan. Flash'ı varmış. Orada Crystal'ın canı bayağı yandı. Flash atıyor lan, flash'ı var mı onun? Öyle bir şey yaptı. AFK mı ne koyayım ya? Flash'ı var mı onun? Var tabi. Niye atmıyor ya? AFK! Soyda bir uyumu var. Evet. Belki de bu maç özelinde en iyi artısı o. Arada şey oluyor bu arada, Sion oynarken yani duvarı... Abi bir şey diyeceğim, ben şu anda dejavu yaşıyorum bu arada. Ne oldu? Dejavu yaşıyorum abi. Neden? Yemin ederim şu an yaşanıyordu bana. Bu anı ben daha önce yaşadım. Sen yabancı değilsin, 360 kişiyle beni hostladı. Bu anı yaşamadım ama. Sen yabancı değilsin kim lan? Bilmiyorum. Bu anı yaşamadım, ilk kez yaşıyorum. Hayatıma renk geldi, teşekkür ederim bu arada. Kenarına çarparsanız sersemlemiyorsunuz. Bu arada, bu arada Crystal yakalandı nerede? Atakan daha yeni ölmüştü namına koyayım. İyi oyun. Ve Ejder de var. İyi oyun. Ooo mesaj da verdi. Sıfır altı. Ve Crystal'ın bu maçta verdiği... Ya zaten ikinci defa ölüyor Crystal. Bu chatte iyi oyunu izleyenler var mı bu arada? Ve... Kardeşlerim. İyi oyun filmine gittiniz mi? Ölümcül ahengi 8 saniye civarlarında. Bu arada Backlund. Backlund. Yakalandı orada. Sangwan üzerine gidiyor ama. Backlund neler yapıyor? Backlund'un şimdi Nagne geldi şimdi anla. Ve Sangwan'ın ulti atmasına gerek kalmadı aslında. DP koşup koşup ölmeye doymuyor. Orada Farfetch'in üzerine doğru gidiyor. Kayış gibi devreye girdi ama kayış gibi bayağı bir oyalasa da. Bu nasıl özet amına koyayım ya? Arkadaşlar daha önce böyle abi, bir özet görmüştünüz. Abi alıyor, farm biri ölüyor, yerlerden. Oradan geçiyor, 2 dakika kırpılıyor, öbür tarafta biri ölüyor. Orada Backlund bir kez daha yakalandı. Arınır'ın iyi kullandığı orada ultisiyle birlikte. Rakibine biraz hasar verir. Bayağı da bir oyalıyor aslında. Ya bu arada Backlund. Rüzgar duvarına takıldı. Fenkin'in attığı ulti. Allah Allah ya. Var. Bu oyun eşit ama güzel. Şimdi Vladimir'den kullanan bir ülke Farfetch'in sıçrası var. Farfetch evet, kayış gibi kullanabildi orada. Farfetch kayış gibi kullanamadı. Farfetch pibidi. Sıçrayı da kullanamadı. Beşiktaş'ın hali ne olacak Farfetch. Bilmiyorum abi. Aa pibidi nerede? Pibidi yok oğlum. DP'de pibidi ama Korps oynuyor. Korps hayırlı olsun kardeşim. Artık seni aldılar galiba. Pibidi'yi adamın ekmeğiyle oynadın lan Korps. Ya. Yazık. Kronometre ve zincir yeleği var. Diğer tarafta Crystal daha da tanklaşmak adına. Arkadaşlar hayal edin bir sektör düşünün. Doğru gidiyor. Farfetch yakalandı orada. Farfetch'in sıçrası var hala kullanmadı. Farfetch yine benzer bir şekilde düştü. Farfetch ama yani PBD gibi oynuyor şu an. O yüzden PBD kalbimizde yaşıyorsun kardeşim. Hatırlıyoruz seni. Alt koridordan kule haberi geliyor ama. Eski. Ve burada Dark Souls'un... Kurtarışlarını, kurtarışlarken ölüşlerini falan. Ya çok umurlarında değil okyanus ejderini vermek. Onlar daha çok ayrı kitleme yapıp
Ya pozisyon konusunda da çok kötü durumda Beşiktaş. Yani hiç yakın Beşiktaş değiller. Vurdu mu gösteriyor özette ne oluyor? Ne oluyor şu an özette? Çok ilginç. Ve Barut'a daha yeni başlıyorlar. Özet de ilginç. Her şey yani ilginç. Nasıl bir özet abi? O çok garip bir özet bu arada. Ragnar'ın buraya gelişi durdurabilir belki Baron'u. Baron şimdi hızlanmaya başladı gelmesiyle birlikte. Ragnar 4 kişinin arasında isabet dalgası da kullanıldı Baron'u zehirsin diye. Ragnar'ın canı uzun 10.000 mi oldu şu anda? O ne tanklık? Ama bu tanklığı pek de umursamıyor Beşiktaş çünkü Baron'u aldıktan sonra hemen uzaklaşıyor. Bu arada orta koridora bir boşluk kullanılan bir Sion yapısı var orta koridora yine Farfetch'in üzerine gidiyorlar. Farfetch? Farfetch oraya mı atılıyor ya? Farfetch nasıl oynuyorsun abi sen ya şu an? Daha çok yemek, demeç yemek için uzağa gitmiş gibi. Ama Farfetch'ten yine başarılı bir sıçra değil bu sefer. Farfetch düştü bir kez daha. Abi bir şey gibi düşünün abi. Bak şimdi tam böyle solo queue'dasınız. Mid go bitirelim diyorsunuz mesela. Siege'leyeceksiniz. Takımınızdan biri ölüyor pat diye out position kalıp. Haydi tempo düşüyor geri git. Tempo ye ye. Tempo ye ye. Evet bu arada Nicolas Sampaio ultisini kullandı. Oh Nicolas Sampaio'ya bak ama. Ultimeliği var. Sangvan düşüyor tekrardan dirilecek. Alt koridorda inhibitor aldı bu arada Nagne. Şu ana kadar da defansif ve hatasız bir oyun oynamak için doğdular. Görünüyor korsan kullanan bir de Oliphilix'ten iyi refleks. Şimdi Sion geldi buradaki savaşa. Penke yavaşlatıldı orada. Penke ultisini kullandı. Kendini iyi kurtarıyor burada. Vladimir anında düştü. Kızıl havuzu kullanamadı Nikos Sampai. Penke'den iki skor geliyor. Korsu şık üçüncü skor Penke'den. Bengdon'un koruyucu meleği var. Arka tarafta Ragnar düşüyor. Penke! Uçağı şişman! Abi adam savaşını attı. Uğur ne taşımış lan burayı? Ya oyunu kazandırdı diyebiliriz. Ya bu sefer doğru çok takım savaşını Beşiktaş yaptı. Özellikle Nicolas Sampaio'ya hiçbir şey kullandırtmadan Nicolas Sampaio'yu düşürdüler. Vladimir ordu ultisini kullanamayınca, kızıl havuzunu kullanamayınca devrede takım savaşını hızlı bir şekilde kaybetti. Ve çok uzun süren bir karşılaşma. 49 dakika kazanan Beşiktaş oluyor. 10'a 7'lik bir skor yani. Yemin ediyorum gram bir sik anlamadım şu özetten abi. Sen anladın mı Mert? Ben zaten LoL Espor'un hiçbir özetinden bir şey anlamıyorum. Sadece savaşları koyuyor.